Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen buradaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Modellerimi sırasıyla görmek isteyen arkadaşlar olursa burada da Hobilarum tüm anlatımlı modeller linki göreceksiniz. Oraya tıkladığınızda sırasıyla bütün videolarımı görebilirsiniz. Modelleri beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi sizlere yine kolay basit bir model göstereceğim. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Şöyle başlayalım. 1, 2, 3, 4 zincirle başlıyorum. İlk zincire giriyorum ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu başlama tekniği benim çok hoşuma gitti. Umarım beğenirsiniz sizler de. Kolay. Zincirin üzerine desen kurmaktan daha kolay bir model. Boşluğa batıyorum alttaki. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Yani altta uzun bir zincir çekmektense bu şekilde başlayarak daha kolay bir başlangıç yapabilirsiniz. Evet, 3 tane zincir, 1 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir, alttaki boşluğa batarak 1 tane trabzan. Bir önceki modelimde de yine bu şekilde başlayarak farklı bir model yaptım. O da çok kolay, çok basit bir model. Kanala girerek görebilirsiniz. Şimdi onun bir farklı versiyonu diyebilirim. Bu da güzel duruyor. Tek renkten yapacağım bunu. Şimdi sayısızca şöyle çekiyorum zincirimi size göstermek için. Burada bu kadar yeterli benim için göstermek için modelim. Zaten basit bir model. Bir zincir çekiyorum. Hemen bu boşluğun içine şöyle yapıyoruz, pardon. Tığımızı doluyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 3 ilmeği birlikte alarak. Yalancı sık iğne diyoruz buna. Tığın başını dolayarak üçünü birden çektiğimiz sık iğneye. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. Zincir yok. Her boşluğa böyle iki tane sık iğne yapıyoruz. Diğerine geçiyoruz. Tığ doluyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Boşluğa giriyoruz. Bir defa da çekiyoruz. Şöyle bir desenimiz oluştu şu anda. Evet, sıra sonuna kadar geliyorum şimdi. Evet, sıra sonuna geldim. Yine iki tane sık iğne yaptım. Burada şöyle zincire batarak da bir tane daha yapıyorum. Başta da bir tane fazladan yapabilirdik. Sonda yapıyorum. Şimdi buradan 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Şurada bir sık iğnemiz var. İki tane de boşluğa yaptık. Hemen bu araya geliyoruz. Bir sık iğne. İki zincir çekiyoruz. İki sık iğneyi atlıyoruz. Buraya geliyoruz. Bir sık iğne. İki zincir çekiyoruz. İki sık iğneyi atlıyoruz. Bir sonrakine bir sık iğne. İki zincir çekiyoruz. 2 sık iğneyi atlıyoruz. Buraya bir sık iğne. Burada bakın tığın başını dolamadan yapıyorum. Normal bildiğimiz sık iğneyi yapıyoruz. 2 tane sık iğneyi atlıyoruz. Buraya geliyoruz. Bir sık iğne. Her 2 sık iğne arasına bir sık iğne yapıyorum. Evet, sona geldim. 2 zincir tekrar burada sondaki yuvaya giriyorum, kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi dönüyorum. Bakın şuraya bir tane sık iğne yapalım. Alt sırada yapmadım bunu. Böyle yaparsak daha düzgün ilerler. Şimdi tığ doluyoruz. Boşluklarımız oluştu. Her boşluğa 2 tane sık iğne. Diğer boşluğa tığ dolayıp 3 ilmek birden alıyoruz. Bu 3 ilmek aldığımızda burada farklı bir doku oluşuyor arkadaşlar. Normal sık iğne gibi olmuyor.
Öyle bir sıra böyle, bir sıra öyle giderek güzel bir desen elde ediyoruz. Evet, geldim yine sıra sonuna, son boşluğa. 1, 2, burada şimdi dolamadan şurada bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Buradan hemen 3 tane zincir çekiyorum. Kenarda olduğum için 3 çekiyorum. Gerdirmesin 2 tane diye. Yine bakın şu 2 sık iğneyi atlıyoruz. Buraya normal bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2 atlıyoruz. Arada zaten boşluklarımız belli oluyor. Şimdi geliyoruz böyle sıra sonuna kadar. Evet, başa geldim. Bir zincir çektim, döndüm. Hemen buradaki sık iğnenin üzerine normal bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tığımı doladım. Boşluğa yine yalancı sık iğnelerimi yapıyorum. 2 tane yalancı sık iğne. Her boşluğa. Arada hiçbir zincirimiz yok. Sadece sık iğne yapıyoruz. Sonlara geldiğimizde bir tane de normal sık iğne yapıyorum. Evet, bakın kendiliğinden şöyle bir desen oluşmaya başladı. Bunu hafif ütülediğimizde şöyle daha güzel duracak. Tekrar buradan bir tane zincir çektim, döndüm. Şuraya bir sık iğne yaptım. 2 zincir. Tekrar her iki trabzan arasına atlayıp 2 zincir çekip bir sık iğne. Evet, bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz kadar büyütüp istediğiniz modeli yapabilirsiniz tabii ki. Bununla şöyle geliyorum şimdi. Şuraya da bir sık iğne yapıyorum. Şimdi birkaç sıra daha gideceğim. Modeli tam net görünsün diye. Sanıyorum anlaşılmayan bir şey yoktur. Çok basit zaten. Herkes bunu kolaylıkla örebilir. Farklı iplerle farklı şeyler de deneyebilirsiniz. Mesela çanta da yapabilirsiniz bu modelde. Çanta ipleriyle. Evet, birkaç sıra daha öreceğim, döneceğim. Evet, bakın biraz daha ilerlettim arkadaşlar. Nasıl göründüğünü görün diye. Çok basit, çok kolay bir model. Bu şekilde gayet de güzel görünüyor. Farklı bir dokusu oluyor bu şekilde. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.